İstanbul'da 2 gün süren fırtınada 500'den fazla çatı uçtu ve uçan çatı parçalarının isabet ettiği 4 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi yaralandı. Peki çatılar yeteri kadar sağlam yapılmıyor mu? Nasıl oluyor da fırtına esnasında yerinden sökülebiliyor? Neden sorusunu soracağız. İşte o sorunun yanıtı içinde bu kez NTV'den Osman Terkan'la bir bağlantı yapacağız. Osman, sağlam çatının nasıl olması gerektiğini uzmanına soracak. Osman, söz sende. Evet Ahmet Arpat, sağlam çatı nasıl olmalı? İşin uzmanına soracağız. Yayın konuğumuz var. Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi saatte 130 kilometre hıza ulaştı rüzgarın hızı, Lodos fırtınası. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu hız çatıları uçurur mu normalde? Çok şiddetli bir fırtına mıydı bu çatılar için? Hayır, cevap aslında çok net bir şekilde hayır. 130 kilometrelik bir rüzgar hızı binalarda bu denli zarara sebebiyet verebilecek seviyede bir şiddet değildir. Bu aslında yapılar için orta seviye sayılabilecek bir hava akımıdır. Peki neden uçtu? Çok sayıda 500'den fazla çatının uçtuğunu görüyoruz. Hatta bütün olarak uçtuğunu görebiliyoruz. Niye uçuyor? Ne eksik yapılıyor? Ne yanlış yapılıyor burada? Buradan direkt şöyle bir çıkarım yapmak mümkündür. Binalarımız aslında çok daha kuvvetli rüzgarlara, fırtınalara dayanması prensibiyle yapılması gerekiyor iken çok daha düşük seviyelerdeki rüzgarlara maruz kaldığında kopabiliyor. O binaların yeterli dayanıma sahip olmadığını, bu prensiplere uygun hareket edilmediğini, çatıların aslında birçok yerinde hatalar barındırdığını çok net bir şekilde anlayabiliriz. Ne gibi hatalar? Bize burada maketimiz de var önümüzde. Hemen tarif edeyim. Aslında buradaki sistemler Türkiye'nin genelinde uygulama alanına sahip versiyonlardır. Öncelikle uygulanması gereken 3 ana kuraldan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi, planlama aşamasında dayanması istenen o rüzgar gücüne göre bir hesaplama yapılması gerekliliğidir. Yani mühendislerimizce biz statik hesap diye adlandırırız. Her bir parçanın, çatıyı oluşturan katmanların birbiriyle bağlantılarını tarif eden, bunların tespitinde kullanılacak ürünlerin ölçülerini, aralıklarını tarif eden bir rapor olması gerekir. Bu raporların aslında 99 depreminden sonraki yapılan yapılarda çoğunlukla aslında yapıldığını düşünüyoruz, varsayıyoruz. Bu raporların akabinde o raporun işaret ettiği tespit elemanlarını kullanmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, raporda 6 santimlik bir vida kullanmanız lazım deniyorsa ve herhangi bir sebepten onun yerine 3 santimlik bir vida kullanmış ise müteahhit veya uygulamacı firma, bu otomatik olarak o tespit noktalarının zafiyetli olduğunu, o noktadan çatının zayıf hale dönüştüğünü anlayabiliriz. Üçüncü nokta, yani farz edelim hesaplamalar yapıldı ve buna ilişkin hesabın işaret ettiği doğru ürünler seçildi. Bu noktada da işinde tecrübeli ekiplerin, çatı ustalarının, çatı firmalarının kullanılması gerekiyor. Yani çatı katmanlarını hesaplara ve planlara göre nasıl yapacağını bilen kişiler seçilmemiş ise uygulama hatası dediğimiz sorunla karşılaşıyoruz ki geneline baktığımızda ülkemizde yapılan çatılarda %25'i, yani 1/4'ü aşan miktarda aslında çatılarımızda hataların, eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Bunlar ya doğru tespit elemanının seçilmemesi şeklinde ya da doğru kişilerce çatıların montajının yapılmaması şeklinde karşımıza çıkıyor. Çok kısaca, denetim yapılıyor mu? Denetim eksikliği var mı? Bunda Bu konuda da bakın, kuralları koyarsınız, prensipleri belirlersiniz ve bunun işleyişini sağlamak için de mutlaka denetim yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla denetim kurum ve kuruluşlarına çok büyük görev düşüyor burada ve belirli bir ölçekte biz denetimin de yapıldığını düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Ancak gözden kaçabilen ve özellikle de hesaplar neticesinde uygulama konusunda onu denetimin biraz aksadığını düşünüyoruz ki bunun sonucu olarak maalesef geçtiğimiz günlerde gördüğümüz gibi hasarlı vakalarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla denetim, yapı denetim firmalarınca, yerel yönetimlerce, yani yetkili olan kurumlarca aksatılmadan ve daha derinlemesine yapılması gerekecektir. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, Yaşar Şenal sorularımızı yanıtladı. Şimdi tabii burada dikkat çektiği bir konu var. Türkiye'deki çatıların 1/4'ünün
eksik yapıldığını belirtti. Bu çarpıcı bir detay ve denetimlerin de arttırılması gerektiğinin altını çizdi.